Merhaba bayanlar baylar. Ben Yücel Çoban'dır. Antalya'da yaşıyorum. Fotoğrafçılık yapıyorum. Video da çekiyorum. Bugün fotoğraf çekerken ben nelere dikkat ediyorum? Onun üzerine konuşacağız. Kadraj üzerine konuşacağız. Kompozisyon üzerine konuşacağız. Bir iki başka konulara da girmek istiyorum. Bu videonun amacı biraz beni tanıyın ve fotoğraf çekerken dediğim gibi nelere dikkat ediyorum? Onları biraz sizinle paylaşmak istiyorum. Bu video illa ders babında değil ama tabii ki kompozisyon kuralları, kadraj kuralları, altın oran gibi tabii ki konular üzerinden devam edeceğiz. Ki görün ben bir fotoğrafı çekerken neleri düşünerek çekiyorum. Bunun arkasındaki düşüncelerim nasıl? Evet, başlayalım ilk fotoğrafımızla. Şimdi bu fotoğraf stüdyoda çekildi. Daha fazla editorial tarz, biraz daha katalog, beauty tarz bir çekim olduğu için işte boş alanları biraz fazla bıraktım. Genelde ben çok fazla boş, gereksiz alan bırakmayı seven birisi değilim. Tabii herkesin orada fikri farklıdır. Aynı anda tabii ki konseptle de ilgilidir. Hangi konsepte göre çekim yapıyorsunuz? Burada hani altın oran dediğimiz aslında İngilizce'de rule of thirds, yani saat 3'te 1 demek. Yatay olarak ve dikey olarak ikişer tane çizgiler 3'e bölüyorsunuz. İşte denir ki en idealinde bu çizgilerin bitiştiği yerlerde bizim ilgimizi çeken önemli olan objeyi yerleştirmek modelimizin yüzüne denk gelmiş sol üstteki birleşen nokta. Bu yani epey bir ideal kompozisyondur. Evet, ikinci örneğimize geçelim. İkinci örnekte objenin nerede olduğunu biraz daha belirgin, biraz daha uzak çekim. Burada çekerken dikkat ettiğim farklı bir olay daha var. Denir ki yatay olarak bir fotoğrafı 3'e böldüğünüzde 3'te 1'i ve 3'te 2'si olarak bölmeniz güzeldir, idealdir. İşte o ahşap iskele bölümü ve üst taraftaki 3'te 2 bölüm de işte mavi ve bizim tabii ki objemizin olduğu yani çiftimizin olduğu bölümdür. Bunun uygulanmasını başka bir fotoğrafta da ideal olarak gösterebiliriz. Burada ufuk çizgisi çok belirgin. Burada başka bir konuyu da değinmek istiyorum bu arada. Arkadaşlar o kadar çok fotoğraf görüyorum ki böyle ufuk çizgisi yan. Şimdi çekerken tabii ki insan %100 dikkat etmeyebiliyor. Ben tabii dikkat etmeye çalışıyorum. Bunu kesinlikle düzeltmek gerekiyor. Yani diyeceksiniz ki Harold yani tabii ki düzeltilmesi gerekir. Ama dikkat edin bundan sonra o kadar çok kişi yamuk şekilde paylaşıyor. Bu fotoğrafı yine iki tane yatay olarak çizgi attığımız yani 3'e böldüğümüzde, 3'te 1'lere böldüğümüzde görüyoruz ki tam üst taraftaki çizgi tam ufuk çizgisi üzerinden devam ediyor. Fotoğrafımızı ikiye bölüyor. Bunu da tabii ki üçe böldüğümüzde aslında farklı bölümler olarak da görebiliriz. En üstte işte gökyüzü var. Ortada işte deniz var. Ve altta da kayalıklar var. Şimdi arkadaşlar her zaman tabii ideal koşullar olmayabiliyor. Veya kadrajı biz biraz farklı yapmak istiyoruz. Mesela bu çiftimiz denizin içinde yatıyorlar. Çizgileri attığımızda görüyoruz ki gökyüzü üçte birden biraz daha fazla. Alt taraf biraz daha az. 3'te 2'den biraz daha az. Bunun için böyle yaptım. Gökyüzünü çünkü çok beğendim. Gün batımı var. İşte güneşin ışınları o bulutların arasından doğru yukarı doğru güzel bir konsept oluşturmuş. Bunu biraz daha fazla göstermek istedim. Geçelim başka bir fotoğrafımıza. Altın oran çizgilerimizi attığımızda bakıyoruz ki modelimizin yüzü tam sol üst taraftaki buluşan çaprazda oluyor. Evet, burada farklı bir olay daha göreceksiniz. Biraz önce dedik ki işte 3'te 1, 3'te 2 yatay olarak bölünmesi her zaman iyidir. Burada farklı. Burada dikey olarak 3'te 1 ve 3'te 2 olarak bölmüşüm. Nasıl yapmışım? Burada çizgiyi görüyorsunuz. Tam burada merdivenin bitişine denk geliyor. Sol tarafta 3'te 2 bölümü, işte modelimizin olduğu bölüm, merdivenin olduğu, duvarın, binanın olduğu bölüm. Daha açık, daha farklı bir renk. Beyaza yakın renkler. Sağ taraftaki 3'te 1 de caddeyi gösteriyor. Farklı bir renkler var. İşte yeşil var vesaire. Bu kompozisyonla ilgili veya biraz önce bahsettiğimiz konularla ilgili güzel başka bir örnek sunmak istiyorum. Burada bir konferans çekiminde, kahve molasında burada sohbet ediyorlar. Tam önden çekmek istedim. Çünkü ufuk çizgisi tam düz olsun dedim. 3'te 1 ve 3'te 2 olayını kesinlikle uyguladım. Üst taraf 3'te 2, alt taraf 3'te 1 gibi. Tam masanın hizasından veya koltukların tam ortasından giden bir çizgi var. Tabii bunu bilinçli olarak yapmanız gerekir. Bu fotoğrafı gördüğünüz gibi ufuk çizgisi tamamen yamuk. Burada neye dikkat etmişiz? Sol altta çiftimiz tam alt oran yerine oturmuş şekilde. Fotoğrafın sol alttan sağ üste kadar bir çizgi. Ağacın o şekilde gitmesini istedim. Diagonalla ilgili başka bir örneğimiz. Bu çiftimiz işte çimene yattığında dedim ki bunları diagonal çekeyim. Niçin diagonal çekeyim? Daha fazla bir hareket, daha fazla bir aksiyon olur. Bir fotoğrafı çekerken kadrajın içine ne koymak istiyoruz? Bunlara karar vererek fotoğrafı çekmemiz gerekir. Ben portre çekerken, özellikle dışarıda portre çekerken
Modelimiz genelde ağırlık olarak daha fazla ortada oluyor ama modelimizin sağında ve solunda farklı ögelerin olmasını dikkat ediyorum. 9'a böldük ya, her bir karede farklı bir hareket var. Farklı ögeler var, dikkat ederseniz. Bu fotoğrafı mesela farklı bir şekilde 4'e de bölebiliriz. Burada yine görüyorsunuz 4 ayrı burada öge var. Sağ üst tarafta gökyüzü, sağ alt tarafta yol, sol üst tarafta yine lambamız, sol alt tarafta yeşilliğimiz var. Burada mesela modelimiz yine bir tane kale içinde merdivende. Çapraz attığımızda tutunduğu yer tam ortadan bölüyor. Her dört alanda da farklı bir hareket var. Sol üstte modelimizin yüzü var. Sağ üstte işte gökyüzü var. Sol altta merdivenimiz var. Ve sağ altta da modelimizin vücudunun alt tarafı var. Modelimiz sağ alttan sol üstte olarak yine diagonal olarak buraya bir efekt vermiş. Başka bir örnek yine bir çiftimiz. Burada yine dörde böldüğümüz görüyoruz ne kadar mükemmel bir uyum var. İşte sol üstte gökyüzü var, deniz var. Sağ üstte sütunlar var. Sağ altta saksılar var, yeşillik var. Ve sol altta da işte oradaki yer var. Hepsinin renkleri farklı farklı. Şimdi burada aynı zamanda tabii dikkat ettiğim sütunların gittikçe daha fazla kalınlaşması. İşte çiftimizin başının üzerinde başlayan sütun daha ince. Sonra gittikçe kalınlaşıyor. En son tabii ki sütun daha da kalın. Diyeceksiniz ki bu normal bir fotoğrafın özelliği ne? Burada tabii kadrajın içine neler aldım onları size göstermek istiyorum, anlatmak istiyorum çok kısa bir şekilde. Burada tabii ki modelimiz sağ tarafa doğru vücut olarak ve yüz olarak döndüğü için sağ tarafta biraz tabii ki fazla boşluk bıraktık haliyle. Ama sol tarafta da kolu, omuzu kesilmemesine dikkat ettim. Hepsinin gözükmesine dikkat ettim. Alt tarafta vücudu daha fazla göstermeye ihtiyaç duymadım. Çünkü yakın bir çekim yapmak istedim ama üst tarafta da kafasını, saçlarını falan kesmek istemedim. Birçok kişi burada mesela kafasını kısmen keserdi, saçını keserdi veya işte sol taraftaki omuzunu belki göstermezdi. Başka bir örnek, kadrajın içinde ne olmaz, ne olur? Çizgilerimizi attığınız zaman işte ögeler nerelerde, nerelere denk gelmiş bakabilirsiniz. Yatay iki çizgiyi dikkat ettiğinizde üst taraftaki çizgi tam böyle üst taraftaki duvarla alt taraftaki koltukların tam o çizgisinden devam ediyor. Alt taraftaki çizgi de masaların üzerinden devam ediyor. O öndeki büyük masanın sağ tarafı kesiliyor haliyle. Ama sol taraftaki en arkadaki masaya tabii kesinlikle kesmememiz gerek. Tam tamına, santim santimine kadrajın içinde ne olacak, ne olmayacak, hangi açıdan çekilecek, hangi yükseklikten çekilecek hepsini bilinçli olarak çekiyorum. Yine başka bir örnek, bir mağaza çekiminden. Tam rule of thirds uygulanabilir. Çizgiler tam objemizin göbeğinden, tam ortasından geçiyor. Maalesef bazı fotoğrafçılar bir yerde işte bir akım görmüş ve ondan sonra bütün fotoğrafları o şekilde uyguluyor. Burada gayet normal canlı renklerimiz var ama işte arkadaşlar bir yerde bir fotoğraf görmüş, işte böyle soluk toprak renkleri ve bütün Instagram'da gördüğünüz fotoğraflar böyle. Hatta adam albüm basarken bütün fotoğraflar böyle basıyor albümde. Şimdi arkadaşlar bu tabii ki ilk baktığımızda ne güzel işte sonbahar havası, işte romantik falan diyebilirsiniz ama şimdi bütün fotoğraflar 1920'de çekilmiş gibi olmasının ne anlamı var? Bir fotoğrafta, iki fotoğrafta uyuyorsa konsept olarak, yer olarak yaparsınız ama canlı renkler bundan 40 yıl önce de çok güzeldi. 40 yıl sonra da bayılacaklar. Şöyle düşünün, şimdi o çiftin çocukları olacak. Çocuk 10 yaşına geldiğinde diyecek ki ya bu herhalde albüm eski olduğu için böyle soluk fotoğraflar diyecek ki. Yani burada fotoğrafta başka dikkat edeceğimiz şey, burada gördüğünüz gibi ufuk çizgisine tam dikkat etmemişim diye düşünebilirsiniz. Ama ben kasıtlı olarak fotoğrafın biraz böyle yan şekilde çektim. Buradaki olay fotoğrafı biraz daha hareket katmak. Erkek kızın üzerine daha fazla böyle eğilmesini istedim. Normalde böyle tabii ki fotoğrafı böyle düzlemeniz gerekir. Bununla ilgili başka bir örnek var. İşte burada da yine çekerken tabii ki sonradan diye çekerken kadrajı yine kameraya böyle eğerek yaptım. Sanki böyle o an eğiliyormuş gibi bir hava vermiş oluyor. Bu yine aynı şekilde bizim konuyla ilgili bir örnek. Sonbahar havası verebiliriz. Renkleri biraz daha böyle toprak tonlarına yapabiliriz. Ama böyle bir ortam yoksa, işte arkada bir bina varsa, hatta gökyüzü varsa, masmavi gökyüzü, bunun hepsi böyle kahve toprak renkleri yapmanın hiçbir anlamı yok. Daha da vintage yapmak isterseniz siyah beyaz yapabilirsiniz. Bu fotoğrafı mesela bir siyah beyaz denemesi yaptım. Benim için siyah beyaz denemesi yaptım. Kızın burada oturduğu koltuk zaten vintage bir koltuk. Sol taraftaki masa da aynı şekilde böyle metal bir masa. O da işte 1950-1960'lardan ki bu sanki o zaman çekilmiş havası bir tık daha verebilir. Vintage demişken mesela bu fotoğrafta hem ortam olarak işte burada bir pick-up var, eski bir komodin var. Bir de hanımefendinin kıyafeti de biraz uyuyor. Sanki böyle 1930'lar tarzı olduğu için buradaki renkleri, buradaki retouch'ı ona göre yapmışım. Evet, bu fotoğrafta aynı zamanda tabii kompozisyona dikkat etmişiz.
Özellikle portre çekimlerinde bu üçte bir kuralını uygulama şansımız olmuyor. Sadece önemli olan kadrajın içinde ne olup olmayacağı. Yani fotoğrafçılar insanların kolunu kesebiliyor, kafasını kesebiliyor. Kafasını keserken belki sanatsal olduğunu düşünebiliyor. Ancak işte close-up olursa, yani çok yakın fotoğraf çekimi olursa, burada olduğu gibi tabii ki ister istemez kesilmesi gerekir. Ama illa işte bu rule of thirds, üçte bir olayını uygulayacağım derseniz portrelerde sıkıntı yaşarsınız. Bazıları belki ona göre uygulamaya çalışıyor. Bu örnekte olduğu gibi illa modelimizin yüzü tam böyle o ölçülere denk gelsin derseniz bu sefer ne oluyor? İşte kolu kesilmiş, vücudu kesilmiş, kenarı sıkışmış oluyor ve gereksiz boş yerler olmuş oluyor. Gereksiz boş yerler demişken bunun gerekli olup olmadığını tabii ki siz fotoğrafçı olarak konsepte göre karar verebiliyorsunuz. Bu örnekte mesela yani özellikle biraz da uzaktan çekmişim. Bu fotoğrafın %80'i boş alan. Ama burada kızı hafif de üstten çekmişim. İşte biraz uzaktan çekmişim. Yalnızlığını göstermek istemişim. Onun haricinde portre çekimlerinde önemli olan ne diyor? Tam önden çekmek. Proporsiyonlar eşit olur. Bu örnekte olduğu gibi tam karşıdan çekmişim. Burada kadrajın içinde neyi almışım? Kesinlikle saçların sonuna kadar çıkmasına dikkat etmişim. Elbise aşağıya doğru aynı şekilde devam ettiği için onun devamını çekmemişim. Çünkü gereksiz. Ama mesela aynı kızımız burada işte kot pantolonu giymiş. İşte bacağını biraz öne doğru verdiği için bir hareket olduğu için biraz daha geniş almışım. Kameraya ekstra biraz yan tutmuşum. Havalı gibi bir poz vermek istemişiz. Dedik ki fotoğrafı normalde tam önden çekeriz ama burada mesela kızımız epey bir özgüvenli bir poz vermiş. Daha da havalı göstermek için ben tabii ki yerde şu an yatıyorum. Çektiğiniz modeller oturuyorsa, yerde oturuyorsa siz de tabii onların seviyesine inmeniz gerekir. Bu fotoğrafta mesela modelimizin ayakkabılarını ön plana koymak istemişiz. Bunun tam tersi üstten çekim. Üstten çekim tabii ki insanları biraz daha farklı bir havaya sokuyor. Daha fazla böyle bir basık, bir ezik bir havaya sokabilir. Ama bu kız gibi mesela burada gayet tatlı şekilde güldüğünde masumum, benden herhangi bir kötülük gelmez havasına insanları sokmuş olabilirsin. Bu kız yapmak istediğim biraz daha yine etrafı boş bırakıp kızın işte böyle yalnızlığını, ne kadar uzakta olduğunu göstermek istemişim. Bu örnekte de biraz yukarıdan doğru çekmişiz. Aşağıdan da çekebilirdik, tam karşıdan da çekebilirdik. Ama tam karşıdan çekseydim yeşillikler, ağaçlar falan tam kafasının arkasına gelecekti. Çok karışık bir ortam oluşacaktı. Burada modelimizin arka planı tamamen sade kaldı. Kafasının arkasında açık mavi bölüm sadece var. Onun için çok daha farklı güzel bir kadraj oluşmuş oldu. Değinmek istediğim başka bir konu fotoğrafta çerçeveler kullanmak. Bu örnekte de gördüğünüz gibi sağda solda kapılar bir çerçeve içine koymuş oluyor modelimizi. Aynı anda tabii ki zaten içinde bulunduğu pencere çerçevedir. Özellikle onun için tam çerçevenin içine girmesini istedim. Yani aşağıda yolda da durabilirdi modelimiz ama hayır, tam böyle camın içinde durmasını istedim. Bu fotoğrafta da bir kapının arasından doğru modelimizi çekmişiz. Hem sağ hem sol tarafta bir çerçeve oluşturmuşuz. Bu fotoğrafta daha da fazla kullanmışız kapıyı çerçeve olarak. Dikey olarak fotoğrafımızı üçe bölecek olursak tam çizgiler kapıların üzerinden geçiyor. Evet, bu gelinimizin fotoğrafında da yuvarlak bir çerçeve. Çiçekler yuvarlak ama aşağıdaki gelinlik de aynı o yuvarlığı devam ettiriyor. Burada bir çember oluşturmuş oluyoruz. Burada ilk olarak çerçeveler görüyorsunuz. Sol tarafta pencerenin bitiminden bir çizgi atabilirsiniz. Üst tarafta gördüğünüz gibi beyaz bir şerit var. Sağ taraftaki o arkadaki lambanın üzerinden bir çizgi atabilirsiniz. Böyle bir çerçevemiz oluşuyor. Yine 3 bölü 1, 3 bölü 2 olarak fotoğrafı bölebiliriz. Diagonal giden bir çizgimiz var. Lambalar arkaya doğru ve aşağıya doğru devam ediyor. Ona dikkat ederek çektim. Sağ taraftaki ön plandaki lamba oturma grubunun sandalyelerin biraz üzerinden doğru çektim. Sanki böyle gizli bir kamera çekimi yapmış gibi olmasını istedim. Evet, başka bir konu leading lines, yani sizin odağınızı belli bir noktaya doğru yönlendiren çizgilerdir. Çok net bir örneği İstanbul'da işte çektiğim bu fotoğraf. İşte burada çizgileri görüyorsunuz. Tam fotoğrafın ortasına doğru sizin dikkatinizi çekiyor. Aynı o çizgiler buradaki lokasyonda da dikkatimi çekti. Ama burada tabii ki ekstra olarak modelimi de aynı şekilde pozisyonlandırdım. Gördüğünüz gibi çizgiler modelin tam vücudunun üzerinden devam ediyor. Evet, başka türlü nasıl çizgiler dikkatimizi çekebilir? Burada da gördüğünüz gibi üstten ve alttan iki tane merdiven devam ediyor tam paralel olarak. Modelimi de bu iki çizginin arasına pozisyonlandırmış oldum. Modelin vücudunun kendisi de aynı çizgi olarak devam ediyor. Değinmek istediğim başka bir konu, fotoğrafçı olarak çoğu zaman güzel bir kadraj ve güzel bir anı yakalamak için sadece 1 saniye, maksimum 2 saniye zamanımız olabiliyor. Bu örnekte de mesela backstage modelimiz güzel bir sohbet yaparken onun gülme anını yakalamak istedim.
Sadece 1 saniye maksimum zamanınız var kadrajı ayarlamak için. Bu da yine başka bir örnek. Tam böyle sohbet ederlerken yakalamak istedim. Model o anda fark etti. Ama tabii tam o el hareketi yakalamış oldum. Bu da yine aynı etkinlikte epey bir yoğun günümüz vardı. İşte herkes modellerle fotoğraf çektirmek istiyor. Bir poz aklıma geldi. Dedim ki modele şöyle yapabilir misin dedim. Model zaten yabancı, İngilizce konuşuyoruz. Ve uzun uzun dediğim gibi modeli böyle tutturamazsın. Böyle 1-2 saniye içinde hızlı şekilde mükemmel istediğin kadrajı yakalayıp çekmen lazım. Burada gördüğünüz gibi kollar kesilmemiş, kafa kesilmemiş. Tam böyle ideal bir kadraj. Burada aynı zamanda çizgiler attığınızda işte modelimiz tam ortada. Ve alt taraftaki yatay çizgiyi gördüğünüzde kolları neredeyse onun hizasında fotoğrafı 3'te 1 ve 3'te 2 olarak bölmüş oluyor. Kuralları ortama göre bazen tabii ki bozmanız gerekiyor. Yani normalde ne denir? Model ne tarafa bakıyorsa o taraf daha fazla yer olması gerekir, daha fazla boşluk olması gerekir. Bu konserde mesela ben kamerayı tabii daha fazla sağa doğru çevirip sağda daha fazla boşluk yapabilirdim. Ama sol tarafa çevirdim ve arkadaki ekrandaki görüntüleri de kadraja almak istedim. Başka nasıl bir kuralımız vardı? İşte ufuk çizgisi dedik. Fotoğraflar yan olmaması gerekir dedik. Ama bu fotoğrafta mesela tam tersine bir örnek. Burada benim istediğim modelin düz olması, yani üçe böldüğümüz zaman o çizgileri attığımız zaman üst çizgiyi görüyorsunuz, tam modelin vücudundan doğru geçiyor. Başka bir örnek, bu fotoğrafı gördüğünüz gibi işte model yine sol tarafta, sağ tarafta daha fazla boşluk var. Bunu daha güzel yapabilir miyiz? Bu sefer ne yaptım? Öbür tarafa geçtim kamerayla. Modeli sağına doğru dönmesini istedim. Normalde bu o standart kurallara aykırı. Yani model sol tarafa baktığı zaman sol tarafta daha fazla boşluk olması lazım. Ama burada sağ tarafta farklı bir ögenin çıkmasını istedim. O işte büyük kürenin çıkmasını istedim. Tavandaki o güzel aksesuarlar çok daha hoş bir hava kattı bu olaya. Güzel bir konsept aklınıza geldiği zaman bu kuralları tamamen değiştirebilirsiniz. Çok daha güzel bir olay çıkabilir. Model normalde oturduğunda işte size dönük oturur. Burada model dedim ki işte yan tarafa doğru tamamen dön. Bu da yine çok çok özel bir poz değil. Buna benzer poz tabii çok yapılıyor. Bu sefer dedim ki modeli daha fazla tamamen dönerek dur. Ve çok daha ilginç, çok daha farklı bir poz ortaya çıktı. Bunu tabii bu şekilde de önünde başka bir öge koyarak biraz daha böyle gizli çekim havasına sokabiliyorsunuz. Evet, bu yine canlı renklerin olduğu bir örnek. Burada işte birçok şeyi aynı zamanda uygulamış olduk. İşte model aşağıda, biz de aşağıdan yukarıya doğru çekmişiz. Bu fotoğrafı çekerken geçenler diyor bu ne biçim bir fotoğraf çekiyorum, ben komple yerde yatıyorum. Modelimizi belli bir çerçevenin içine koymuş olduk. Burada çerçeve ne oluyor? Kapımız oluyor. Bu hoş güzel ama bunu daha farklı nasıl bir fotoğraf yapabiliriz? Burada tam tersine yukarıdan aşağıya bir çekim. Model normalde oturduğu yöne değil diğer tarafı yukarıya bak dedim. Böyle yalnızlık bir kaybolmuş havası. Modelin sağ alt köşede olması. Sağ tarafa doğru döndüğü halde sağ tarafta az bir boşluk var. Sanki bir o köşeye sıkışmış havasını vermek istedik. Bu çiftimizin fotoğrafı yine bütün öğrendiğimiz kompozisyon kurallarına uygun bir fotoğraf. Burada sadece çiftin ideal pozisyonda olduğu olayı değil, arka planı da fotoğrafçı olarak kendiniz sağa sola doğru hareket ederek değiştirebiliyorsunuz. Burada mesela neye dikkat etmişim? Sağ tarafta da haliyle binalar var. Onların çıkmasını istememişim. Sağ tarafta sadece biraz yolun devam ettiği belirgin olsun diye dikkat etmişim. Sol tarafta da orada güzel bir restoran var. Onun masaları, sandalyeleri gözüksün istedim. En son birkaç gün önce çektiğimiz bir mezuniyet fotoğrafından örnek vermek istiyorum. Tabii çekerken fotoğrafın yamuk olmamasını, dik olmasını dikkat ettik. Bu birinci kural tabii ki. Çerçeveye dikkat ettik. Sağ tarafta, sol tarafta eşit bir şekilde boşluk olmasını dikkat ettik. Çünkü bir grup çekimi. Burada fotoğrafımızı analiz edersek, 9'a bölersek bakın çok ilginç şeyler ortaya çıkıyor. Üst tarafta mesela çizgilerin buluştuğu yerlerde hanımefendilerin kafalara denk gelmiş. Fotoğrafımızı bu şekilde üçe böldüğümüzde ne gözümüzü çarpıyor? Aşağıda daha fazla toprak renkler, ortada mavi renk, kırmızı renkler, insanların kıyafetleri ve üst tarafta da gördüğünüz gibi yeşillik belirgin olmuş. Yani fotoğrafta üç ayrı katman var. Alt tarafta farklı renk, farklı ögeler, ortada farklı ögeler ve üst tarafta farklı ögeler. Fotoğraf kameranın ekranında arkadaşlara gösterdiğimde kompozisyonu çok beğendiler. Ben de cevap olarak dedim ki onun için beni tuttunuz. Evet, bu bence çok güzel bir son söz. Herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. İyi günler.